Alpay Bey geldiler. Bugünün tek bey yarışmacısı Alpay Bey. Gördünüz mü Zeynep Hanım yalan yaptı? Maalesef. Evin Hanım kaçıyordu zor. Kesinlikle. Vallahi öyle. Ben de yarı bırakıp gitsem dedim ama. Yap. Yapmayın efendim. Dediğim gibi bunun bir motivasyon sebebi olarak kabul edelim. Erken 9800'ü kucaklayacaksınız. O gözle bakalım. Sonrasını Nisan'ı düşünsün. Ne yaparsın yapsın. Ama merak etmeyin. Biraz önce de söyledim. Bir daha şimdi kameralar çalışırken de tekrar etmek isterim. Yeter ki ilk sorularda takılmayalım Alpa Hocam. Bakalım. Sonra çok rahat sorularla 8 harflere doğru ilerleyeceğiz. 9 harflerde, 10 harflerde de rahat edebileceğiniz şeyler var. Mesela bir kuşa dönmek gibi bir şey çıkmayacak sizin karşınıza. Bakalım. Daha kolay tabirler var. Gelsin. Deneyeceğiz. Gelsin. İşte ilk 4 harfli cevabımız. Yaşam veren barınak. Bu gelirse diğeri de gelir. Yuva. Çok güzel. Tamam. Tamam. Şimdi bundan biraz ürküyordum. Güzel atlattık. İkincisi biraz daha zor. Ama çok uzağa gitmiyoruz Alpay Bey. Bir bakın ne olur. Barınılan yer yapı anlamındadır. Artık yalnızca bir söz dizisinin içerisinde kullanılır bu sözcük. Yani tek başına biz bunu kullanmıyoruz artık. Sadece bir söz dizisinde geçiyor. Barınılan yerin de altını çizmek istiyorum. Hani yuva, ne var başka? Barındığımız ev. Öyle bir tabirin içinde geçiyor bu kelime. Gelmedi. Ev, barınılan yer, yuva, yapı. Öyle bir tabirin içinde geçiyor. Harf alayım mı? Aldık. Bulursunuz hocam bunu. Tek başına kullanılmıyor kelime. Sadece böyle mesela evle yan yana geldiği zaman kullanılıyor. Ev, yuva sahibi. Bark. Bark! Zor kelime. Bence kuşa dönmekten daha zor kelime. Hani İngilizce havlamak diye sorsak daha kolay cevap verilir. Evet, hakikaten. Ama atlattınız. Fakat bundan sonra harf almak yok hocam. Peki. Hızlı başlamıştık. Aynı hızla devam edelim. Buyurun gayet basit olan 5 harfli cevaplara. Bir eğitim kurumunu bitirmiş, aldığı eğitimi gösteren... Mezun. Çok güzel. Resmi belge sahibi olmuş kişi. Mezun. Hadi yenisi geliyor. 5 harfli cevaplar da bitiyor. 4. soru. Her vakit, sürekli olarak. Daima. Çok güzel Alpay Bey. Çok güzel hocam. Şimdi Batı kökenli bir kelime. Asıl anlamı değil, alt anlamı kullanıldı sorunun içerisinde. Buyurun bakalım. Tek odalı daireleri nitelemek için de kullanılır bu. Stüdyo. Çok güzel. Hadi yenisi gelsin. Hadi yenisi gelsin. Buyurun efendim. 6 harfli cevapları bitiriyoruz. Tam bahsettiğim şeyi yapıyorsunuz. Çok iyi yapıyorsunuz efendim. Buyurun geliyor. Ünlem haliyle izin ve müsaade istemek için kullanılan bir sözcük Arapça. Kökenli falan değil, düpedüz. Ünlem haliyle. Mesela biraz böyle yani yüksek perdeden de kullanılabilir. İzin ve müsaade istemek için. Geliyorum ben. Giriyorum içeri. Bulursunuz, bulursunuz. Bulursunuz ama süreye dikkat edin. 1 dakika 20 saniye arttıracağız. Düpedüz Arapça, eski tabir, halen kullanılır. Azalmakla birlikte, geliyorum ben, giriyorum içeri. Yani. Nokta noktasız daldı içeriye. Alpay Bey. Destur. Hoppa! Vazgeçmeyin. Her şey yolunda. Bir nefes alırız, 7 harflere doğru ilerleriz. Kısa kısa sorular, ikisi bir araya geldi mi 1400 puan. Hadi bakalım. Biletli kura hocam. İtalyanca'dan girmiş dilimize. Loto. Hop 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 hop. 7 harfli olsun. Uzağa gitmeyin bulursunuz bunu. Piyango. Piyango. Şimdi yine harf hesabı yapacağınız bir soru. Sonundaki 3 harf belli. Mac, Mac. Aman gerisine dikkat. Küçük parçalar halinde kesmek ya da bir şeyi ucundan hafif hafif kesmek. 7 harfli bir kelime, sonu mekmak. Bulursunuz bunu. Küçük parçalar halinde kesmek ya da bir şeyi ucundan hafif hafif yine küçük küçük parçalar halinde kesmek. Dillemek. Olmaz. 7 harfli bakın. Yani neyle kesmek? Makasla kesmek. Bir şeyi küçük parçalar halinde kesmek makasla. O şeyde ne olsun? Saç, yün,
Tüy. Kırpmak. Kırpmak 700 puan. Elde kaldı 2 dakika 15 saniye. 4300 puandayız. Harf alamayız. Bu 2 dakika 15 saniyenin de 1 dakika 20 saniyesini arttırmamız gerekiyor. Size soracağım 6 sorum kaldı hocam. Çok. 8 harfliler çok basit ama. Bir bakın şuna. Melez bir tabir. Çok basit bir şey. 2 kelime. Fiil bizden, ilk kelime batıdan. Sırtı yere gelmek. Sportif düşünün. Sporla ilgili. Güreş. Güreş. Sırtı yere gelmek. Silkmek. Hayır hocam, iki kelime. Kelimelerden ilki batı kökenli. Fiil bizden. Mek mak sonu zaten. Bulursunuz bunu. Yenilmek. Güreşte. Pes etmek. Hayır. Değil. Sırtı yere gelmek. Öyle bir şey ama yani. Pes etmek gibi yapısı en azından. Fakat ilk kelime batı kökenli. Tuş etmek. Bir daha bakın. Sırtı bunun yere gelmiş. Tuş. Tuş olmak. Tuş olmak. Neden tuş etmek dedik? Çünkü kaybetmeyi bir an bile düşünmüyoruz. Anladınız mı hanımlar? Buyurun, yeni soru geliyor. Haydi Alpay Bey. Yorgunluktan nefes alamayacak duruma gelmek. Başka anlamları da var bu kelimenin. Bir de bu anlamda kullanılıyor. Çok koştum. Süreye dikkat ne olur. Hah, en güzeli. Çok koştum. O kadar koştum ki yorgunluktan nefes alamayacak duruma geldim. Dalağım şişti. Nefessiz. Tek kelime, tek kelime. Artık daha fazla koşamıyorum yani. Yorgunluktan nefes alamayacak duruma geldim. Alpay hocam, bir daha söyleyeyim mi? Bambaşka anlamları var kelimenin. Bu alt anlamlarından biri. Üçüncü, dördüncü anlamı. Hadi bir daha odaklanın. Yorgunluktan nefes alamayacak duruma gelmek. Koştum koştum, artık nefes alamıyorum. Dalağım şişti. Koşamıyorum artık. Başka anlamları da var kelimenin. Bir harf alabilseydik her şey çok kolay olurdu. Gayet güzeldi. Açık yüreklilikle söylüyorum, gayet güzeldi. Evet efendim, bu alt anlamlı sorular bazen uğraştırıyor. Ama bir deneyelim mi? Olacak mıymış? Çünkü bunlar çok daha net şeyler. Bakın 9 harfliler mesela. 2 kelime, şöyle sorduk. İstanbul'un simgelerinden, çoğunlukla ahşaptan yapılan, pencere hizasından sokağa doğru çıkıntısı olan konut halen var yani bazı semtlerde. Konut. Konut. Konut dediğimiz nedir? Ev. Ev. Güzel. Pencere hizasından sokağa doğru çıkıntısı oldu. Cumbalı ev. Oldu, bitti. Şimdi şöyle biraz askerlik anılarını tazeleyeceğiz hocam. Size geldiği için mutluyum bu soruda. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar için sivil kıyafetlerle garnizon dışına çıkma müsaadesi. Çarşı izni. Çok güzel. Tamam. Motor sporlarıyla ilgileniyorsunuz. Biraz. Zaten efendim eğitiminiz tekniktir. İyi bilirsiniz değil mi taşıtları? Buyurun. Umarım. Bu rahatlıkla çözeceğinize eminim. Bazı taşıtlarda tehlike anında yolcuların aracı durdurabilmesi için kullanılan düzenek. İki kelime. Yani böyle otobüslerde efendim. Sonra İmdat çekici. İmdat çekici camı kırmak için. Bu durdur. İmdat butonu. Durdurmak içinse. İmdat freni. Gayet güzel. Bu da son sorunuz. Son cevabınız üstadım. Buyurun gelsin. Daha elimizde bir dakikadan fazlası var bu arada. Çok istenen bir şeyin yeterli miktarı elde edildikten sonra daha çoğunu istememek. İki kelime. Ya ben bunu çok istiyordum ama yani verdi Allah razı olsun. Artık istemiyorum. Şükretmek mi? Yani her tarafımda var zaten. Sağa bakıyorum. Ondan harf alayım. Aldık bir harf. Yani önce biraz tamahkardım. Kabul ediyorum ama. Şimdi gözü doymak. Gayet güzel. Olur muymuş hocam? Olurmuş. Olurmuş değil kesilmek mi? Kesilmek de takısıp kalmasak gerçekten. Küçük bir basiret bağlanması. Bir de yani böyle terslikler yaratabilecek sorular onlar. Evet, bir de demoralize geldik. Bir taraftan gerçekten da değil mi? 9700'lük bir çıta vardı. Ama bir daha denenir mi? İnşallah bakalım. Büyük mutluluk verirsiniz. Çok, çok teşekkür ederim. Bir de kocaman alkış. Gayet güzel yarışta alkış.